Bugünkü videomuzda İspanya'nın Belmez kasabasında meydana gelen ve Belmez yüzleri olarak bilinen ürkütücü fenomeni inceleyeceğiz. 1971 yılında Maria Gomez adında bir kadın mutfağının zemininde garip yüzler belirdiğini fark etti. Bu yüzlerin zamanla sayısı arttı ve bir paranormal olay olarak dünyayı şok etti. Peki bu olay gerçek mi yoksa bir aldatmaca mı? Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi başlayalım. 1971 yılında İspanya'nın küçük bir kasabasında tuhaf bir olay meydana geldi. Maria Gomez kamara mutfağının zemininde garip bir leke fark etti. Birkaç gün içinde leke, insan yüzüne benzeyen bir şekle dönüştü. Daha da rahatsız edici olanı, Maria yüzün hareket ediyor gibi göründüğünü iddia etti. Telaşa kapılan Maria lekeyi ovalayıp silmeyi denedi. Ama leke yerinde duruyordu. Bunun üzerine kocası ve oğlu bir kazmayla görüntüyü yok etmeye ve betonu parçalamaya karar verdi. Kocası zemini parçalayıp yerine yeni beton döktü. Birkaç gün içinde zeminde yeni bir yüz ortaya çıktı. Durum karşısında dehşete kapılmış olan aile zemini bir daha parçalamaya karar verir. Ancak olayın haberi yerel belediye başkanına ulaşmıştı. Yetkililer bunu yapmalarına izin vermedi ve zeminin o bölgesinin araştırılacağını söylediler. Görüntüyü içeren beton levha bilimsel çalışma için kaldırıldı. Ardından zemin yeniden döküldü ve görünüşe göre olay sona erdirilmiş oldu. Ancak hikaye bambaşka bir hal aldı. Bir hafta içinde sadece orijinal yüz yeniden ortaya çıkmakla kalmadı, aynı zamanda yenileri de ortaya çıktı. Haber yayıldıkça evi merak eden insanlar, parapsikologlar ve bilim adamları için bir mıknatıs haline geldi. Bilim adamlarının amacı yüzlerin gerçekliğini tespit etmek ve Maria'nın herhangi bir müdahalesinin olup olmadığını anlamaktı. Mutfak bir noterin gözetimi altında mühürlendi. Sonuçsuz geçen 3 ayın ardından gizem çözülemeden yüzler öylece kaldı. Nisan 1972'de dava tüyler ürpertici bir hal aldı. Belmez'den gelen raporlar ilgisini çektiği için Profesör de Argumosa Madrid'den Belmez'e geldi. 5 kişilik yerel bir aileyi öldürdüğü iddia edilen 17. yüzyıl, Granada valisinin ayrıntılarını içeren tarihi belgeleri ortaya çıkardı. Cinayetin işlendiği yer tam olarak bilinmiyordu ama spekülasyonlar cinayetin Pereira'ların evinin çok yakınında ya da içinde işlendiğini gösteriyordu. Bir başka teori daha ortaya atıldı. Evin bir kiliseye yakınlığı, eski bir mezarlığın üzerinde olabileceğini düşündürüyordu. Yapılan bir kazıda birkaç metre aşağıda insan kalıntıları bulundu. Özellikle de birçok iskeletin kafatası yoktu. Bu kalıntılar yakındaki bir Katolik mezarlığına yeniden gömüldü ve bazı raporlar bunların yaklaşık 700 yıllık olduğunu öne sürdü. Daha yeni bir teori ise, yüzlerin İspanya İç Savaşı'nın kurbanları olan Maria Gomez'in ailesine ait olabileceğini öne sürüyor. Bir kez daha herkes kalıntıların kaldırılmasının çözüm olacağına inanıyordu. Zemin yeniden döşendi ama umutlar kısa sürdü. 2 hafta içinde öncekilerden farklı olarak yeni lekeler ortaya çıktı. Profesör de Argumosa, evin içinden bir çocuk sesi de dahil olmak üzere elektronik ses fenomeni, yani EVP kayıtları yakalayarak gizemi daha da körükledi. Profesör de Argumosa'nın EVP kayıtlarıyla gizem daha da derinleşti. Bu sesler kabus gibi bir karışım olarak tanımlandı. Yüzlerin hepsi hala görünür durumdaydı. Görünüşe göre yüz ifadelerini değiştiren yeni bir yüz 6 Haziran 1972'de ortaya çıktı. Birkaç tane daha ortaya çıkınca soruşturma derinleştirildi. Onları kontrol altına alma çabaları boşa çıktı. Zemini folyo ile kaplamak ortaya çıkmalarını engellemek için hiçbir işe yaramadı. Profesör de Argumosa bu fenomeni izole etmeye kararlıydı ve başka bir odanın mutfağa dönüştürülmesini sağladı. Orada da yüzler belirmeye başladı. 1981 yılında paranormal araştırmacı José Martínez Romero olaya dahil oldu. Yeni mutfakta yüzlerin belirip kaybolduğuna ilk elden tanık olduğunu iddia etti. Romero 1988 yılında meslektaşı Andrew McKenzie ile birlikte geri döndü. Birçok yüz kalsa da bir değişiklik fark ettiler. Daha koyu ve daha az belirgindiler. Romero, yüzler ile Maria'nın duygusal durumu arasında bir bağlantı olduğunu öne sürdü ve Maria öldüğünde yüzlerin kaybolacağı teorisini ortaya attı.
Skeptoid'den Brian Dunning'in yüzlerin bir aldatmaca olduğunu öne sürmesiyle kuşkular ortaya çıktı. Dunning, yüzlerin boyandığına ve başlangıçta kullanılan boyanın daha sonra asitle aşındırma yöntemi kullanılarak değiştirildiğine inanıyordu. Dunning, Maria'nın tüm olayı mali kazanç için düzenlediğini öne sürdü. Aradan geçen zamana rağmen, Belmez Yüzleri hikayesi şaşkınlık yaratmaya devam etti. Yazar Ramos Pereira'ya göre, ilk yüz olan La Pava'nın nemli beton içinde solmaya başladığını bildirdi. Araştırmacı Joe Nickel gibi şüpheciler ikna olmadı. Nickel, yüzlerin amatörce göründüğünü gerekçe göstererek bunların bir aldatmaca olduğunu öne sürdü. Ancak aralarında kimya mühendisi Jose Javier Gracenea ve adli kriminalist Luis Alamancos'un da bulunduğu bazı bilim insanları yaptıkları incelemeler sonucunda yüzlerin boya ile oluşturulmadığı ve analizde kullanılan bilimsel bilgi ve tekniklere göre dışarıdan herhangi bir manipülasyon veya unsur olmadığı sonucuna vardı. Luis Ruiz Nogues, Journal of the Society for Psychical Research'te oksitleyici bir kimyasalın kullanıldığını ileri sürdü. 2004 yılında Maria'nın vefatıyla birlikte yüzlerin oluşmasının da sona ereceği düşünülüyordu. Ancak bu tahminler doğru çıkmadı. Maria'nın ölümünden sonra da evde yeni yüzler ortaya çıkmaya devam etti. Dahası, bu yeni yüzler Maria'nınkine benzemiyordu. Olayın tekrar popülerlik kazanmasıyla birlikte, İspanyol medyası durumla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, yeni yüzlerin oluştuğuna dair iddiaların yalan olduğunu ve araştırmacı Pedro Amoros tarafından uydurulmuş olduğunu açıkladı. 2007 yılında gazeteci Javier Cavaniles ve araştırmacı Francisco Belmez'in yüzleri ve Belmez'in alçakları anlamına gelen bir kitap yayınladılar. Yüzlerin Maria'nın oğlu Diego Pereira tarafından gerçekleştirilen bir aldatmaca olduğunu iddia ettiler. Diego'nun ilgi çekerek üne kavuşmak için bu planı yaptığını iddia ettiler. Anne ve babasının da plana dahil olup olmadığı bilinmemekle birlikte, ailenin bir süre sonra evi görmeye gelen turistlerden ücret talep etmeye başladığı ortaya çıktı. Belmez yüzleri gizemi, günümüzde hala en ilginç paranormal olaylardan biri olarak kabul edilir. Bilimsel araştırmalar, parapsikologların incelemeleri ve şüphecilerin eleştirileri, bu olayın karmaşıklığını ve gizemini daha da artırmaktadır. Belmez yüzleri bir hayranlık ve tartışma kaynağı olmaya devam ediyor. İster bir aldatmaca ister daha fazlası olsun, bu rahatsız edici görüntüler, meraklı ziyaretçileri bugün de cezbetmeye devam ediyor. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yorumlarda bu olayla ilgili düşüncelerinizi ve fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.